Merhaba sevgili Gazette TV izleyenleri. Oyun kurucu programının yeni sezondaki ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sezonun ilk maçlarını değerlendirmesini yapacağız. Adana Demirspor ve akabinde genel birlik değerlendirmesi. Ayrıca ikinci hafta maçlarını konuşacağız. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk Onur abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. İlk önce bir Giresunspor maçıyla başlayalım istiyorum. 3-2'lik net bir galibiyet oldu. Aslında kötü oyun, güzel bir galibiyet oldu Demirspor açısından. Nasıl değerlendirirsin sen? Dediğiniz gibi abi, o skor olarak iyi bir sonuç olarak görünüyor ama oyun olarak yani kötü bir oyun sergiledik. 3-2'lik bir skor yani aldatıcı olabilir. Yani maçın ilk yarısında Giresun'un daha çok pozisyonları vardı. Yani offside olmasına rağmen Ertaş'ın müthiş bir çabası vardı. Sonra attığımız Gökhan İller'in şapkadan çıkartacak gibisine bir attığı bir gol var. O golle ardından sonra Belhanda'nın attığı golle. Orada da yine Gökhan asist yaptı. Gökhan büyük oynadı Gökhan. Çok büyük. Kesinlikle oynadı. Gökhan büyük oynadı. Yani yeni aldığımız defans oyuncusu Rakitski de yani daha yeni olmasına rağmen onu da beğendim açıkçası. Maçın ikinci yarısında ise daha çok Adana Demirspor'un yarı sahasında geçti. Bunun bir nedeni de Belhanda'nın 75. dakikada çıkıp yerine defans oyuncusu girmesiyle daha da savunmaya çekildik. Zaten 2-1 olduktan sonra Giresun daha da çok gelmeye başladı. Sonra Onyekuru'nun bir anda gelen golüyle maçı aldık havasına girdik. Sonra ikinci golü de yedikten sonra en son iyice zorlandı. Hani o dönemde Demirspor çok zorlandı. Kesin o yüzden zorlandı ve karamboller de sürekli artmaya başladı Giresun'un lehine. Bir son dakika serbest vuruşu var. O daha iyi şekilde vurabilseydi rahatlıkla gol olabilirdi o pozisyon. Bambaşka bir senaryo konuşuyor. Hani Adana Demirspor'un taraftarlarının yüreği ağzına geldiği bir pozisyondu. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Maçın özellikle ilk 20 dakikasında Giresunspor boğdu resmen Adana Demirspor ve 3. bölgeyi çok rahat geçtiler. O da bence aslında ben Montella Hoca'ya bir yandan şu şekilde kızıyorum. Belhanda'yı çok da erken alabilirdi. Çünkü Belhanda golü atmasına rağmen 90 dakika yani 75 dakikalık periyotta hiç yoktu yani sahada yok gibi bir şeydi. Ne defansa yardımcı oluyordu ne de hücumda çok verimli top oynuyordu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de yani senin gibi düşünüyorum. Özellikle Montella'nın basın açıklamasından sonra takım mesafemiz boy mesafesi arttığı için onun da bir sebebi Belhanda'nın ileri gidip orada kalmasının sebebi. Yani ya kendi takım savunmasına yardım etmediği için aradaki mesafe arttı. Ya Gökhan İner zaten Bado İndia'yı ön libero oynadıkları için aradaki bağlantı oyuncusu Belhanda olması lazım. Belhanda'nın da geri gelmemesi takım boyunu daha da arttırdı. Evet, orada reboundları da toplayarak oraya geçişler de zor oldu. Giresun'un geçişlerinde de Belhanda'nın bir reaksiyonu falan da yoktu. Yani takım savunmasına yardım yoktu. Görmüyor. 3. bölgeyi adamlar çok rahat geçtiler. Yani çok rahat. Bir anda kale önüne geldiler yani. Yani neredeyse yürüyerek geldiler. Her top, yani bizim de uzun toplarla çıkmaya başladık. Yani baktık takım boyu mesafesi arttı. Uzun toplarla çıktık. Uzun toplarda işte Asobolanga formunda olmadığı için topu orada tutup şey yapamadı, orada tutamadı. O yüzden her attığımız top bizim kalemize tehlikeli atak olarak geri döndü. Aynen öyle. Zaten Giresunspor teknik sorumlusu da maçla alakalı şey dedi. Aslında oyunu oynayan bizdik ama Adana Demirspor'un daha kaliteli ayakları vardı. Skoru onlar aldılar. Yani diyorum ya, durum tam tersi de olabilirdi aslında. Çok bence ya ilk maç tabii ki, ilk maçında günah olmaz. Yani yenebilirsin, kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Çünkü uzun bir lig maratonu var önümüzde yani. Ama kazanmamız güzel oldu. Bu oyunlar çok sürdürülebilir bir durum değil ama. Yani birkaç hafta daha kazanır bu şekilde. Tabii zamanla yerine oturacaktır. Yani gelen yeni transferlerle takıma alışacak. Takım kısa bir kamp dönemi geçirdi. Ardından lige başladı. O tam böyle ritim yakalanacak. Ondan sonra daha böyle elle tutulur bir oyun olacak. Biz de daha elle tutulur bir yorum yapacağız ama şimdilik hayırlısı olsun ya. Yani dediğim gibi şey hakkında ne düşünüyorsun? Aslan Bologna'yı ben hiç beğenmedim. Yani genel olarak başta çok kötüydü.
Bir de bence bir daha bir 10-15 kilo fazlası var. Yani kamp dönemi çok verimsiz geçirmiş diye düşünüyorum ben. Ya kesinlikle ya, o kadar hantaldı ki, yani aldı 2-3 pozisyon vardı, topu aldı. Yani rakibi geçmeye çalıştı ama geçemedi. O da hantallığından yani çevikliğini kaybetmiş gibi geldi bana. Yani ikili mücadelede de başarı sağlayamadı. O yüzden bayağı kötüydü, günün en kötüsü diyebilirim ona. Aynen öyle. Ya aslında genel olarak takımda bir düşüş vardı, dikkat ettim mi? Yani bir formsuz bir durum vardı. Yani Onyekuru gole kadar tamam çabaladı, etti. Özellikle rakip defansı çok yordu. Yani inanılmaz yordu. Boğdu resmen. Ama bal yapmayan arı gibiydi gole kadar. Kesinlikle. Onyekuru'nun aynısı, aynı şekilde Yusuf Sarı'ya da aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yani geçen sene o kanata Yunus Akgün oynadı. Evet. Çok muhteşem bir performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'a geri ve yani Galatasaray'a neredeyse yeni bir transfer olarak gitti. Tabii canım. Yunus Akgün. Yani onun yerini doldurmak için Yusuf Sarı'ya aldık ama bence pek katkı sağlayamayacak Yusuf Sarı. Yani onu Yunus Akgün'deki mentalite, oyun becerisi, oyun pozisyon bilgisi Yusuf Sarı'da yok. Ama şöyle bir şey var şimdi. Yunus Akgün PTT 1. Lig'de de sahneydi. Yani dolayısıyla bu takımla minimum 3 sezondur oynuyor zaten. Ama Yusuf Sarı Trabzonspor'da da yedekti. Evet. Bir de takıma yeni geldi. Alışma süreci var, adapte süreci var, şehre alışma süreci var. Daha belki adam geldi, 2 hafta daha yerleşemeden maça çıktı, örnek veriyorum. Öyle bir durum da olabilir. Ya zamanla göreceğiz ya. Yani bakarsın hiç ummadık taş baş yarabilir yani. Evet yani Yusuf Sarı'ya onu yani verebiliriz, belli bir zamanı verebiliriz. Çünkü farklı bir iklimden geldi. Trabzon'daki hava şartları farklı, Adana'daki apayrı. Yani ona zaman verebiliriz. O doğru ama bakacağız. Benim yani Trabzon'da da izlediğim sürece yani pek ümitli değilim Yusuf Sarı adına. Peki genel olarak baktığımız zaman yeni transferleri nasıl değerlendiriyorsun? İşte Rakitski olsun, Onyekuru olsun, NDI olsun, Yusuf Sarı olsun. NDI'yi Gökhan Ünder'in yükünü hafifletecek bir oyuncu. Yani ona yardım edecek bir oyuncu. Rakitski malum Ukrayna-Rusya savaşından dolayı pek fazla maç oynayamadı ama 8-9 aydır adamı toplayamadı. O da maç ritmini yakaladıktan sonra hem takıma hem de Samet'e çok iyi aktarımları olabilir, deneyimlerce aktarılabilir. Ama burada da Simon Deli'yi de unutmamak lazım. O yani yabancı kuralları da değişti. O yüzden yani Samet'e bir şey olmasından dolayı keskin Simon Deli ile ikilisi de olabilir. Belki o tutar, bilemeyim. Evet, belki o ikili tutabilir. Onyekuru'yu biliyoruz hepimiz. Yani Galatasaray'da yaptıkları. O daha da üstüne koyarak gidecek zaten. Başka yeni transfer olarak Yusuf Sarı fikrimi söyledim. Yani genel olarak yeni transfer iyi ama bir forvet almamız şart yani. Evet, forvet şart. Özellikle Balotelli'nin gideceği söyleniyor. Ki yani bence çok bile uzadı o Balotelli muhabbeti. Gidecekse gitsin. Demirspor'da ona göre yerine bir futbolcu alsın yani. Çünkü gördük ki gerçekten hani aslında baktığın zaman kötü oyun dedik ama bireysel yetenek. Yani Gökhan Ünder'in orada çok net bir şut çıkarması. Yani tavşadan, şapkadan tavşan çıkarırcasına atıp çektiği bir şut var, çok profesyonel. Belhan da keza öyle, Onyekuru öyle. Bireysel yeteneklerle kazandı aslında. Takım çalışması değil de Demirspor'da hafta sonu şeyle kazandı, bireysel yetenekle kazandı. Ama işte bu takımın daha bir takım oyununa ihtiyacı var. Nereye kadar böyle bireysel yetenekle gidecek? Dolayısıyla iyi bir bitirici alması lazım Demirspor. Kesinlikle. Montanel'in de söylediği gibi daha önümüzdeki zamanlarda daha çok çalışıp bu açığı kapatıp daha iyi bir Adana Demirspor izletmek istiyoruz demişti. Bakalım bir ay sonra, yani dediği süre en fazla bir ay süre verilebilir. Bir ay sonra bakalım Adana Spor ne olur. Ben sana şunu sormak istiyorum abi. Adana Demirspor'un her maça farklı taktikle mi yoksa sürekli bir olan taktikle mi çıkması lazım? Yani takıma göre mi yoksa? Yani bu şimdi uzun bir lig maratonu olduğu için hafta hafta değerlendirmek gerekiyor. Yani bu haftayı kazandım veya kaybettim. Tamam, bu hafta bitti. Önümüzdeki haftaya bakalım. O zaman ne yapacağız? Dolayısıyla karşı takıma göre
taktik hazırlaman gerekiyor. Çünkü bizde bazı takımlar çok kapanıp uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Ona göre gard alman gerekiyor. Yani bir kontra atak yememek için. Bazı takımlar pas oyunu oynuyor. Pas yaparak çıkıyorlar. Ona göre ayrı bir taktik hazırlaman gerekiyor. Dolayısıyla maç maç gidip maç maç hesaplayıp yani 3 puanı cebime koydum. Bir sonraki maçı düşüneceğim deyip ona göre taktiği de ona göre değiştirmek gerekiyor. Yani ben bu konuda Montella'nın da çok radikal olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten geçen sene de gördük. Yani çok radikal kararlar aldığında tamam hani bu benim taktiğim bu. Bunu değiştirmeyeceğim dediğinde 3-4 maçlık bir mağlubiyet serisi gördük. Ama daha böyle rakibe yönelik, karşı rakibe yönelik çıktığı maçlarda Demirspor daha çok iş yaptı. Yani ya bir puanı cebine koydu ya da 3 puanı cebine koydu. Kesinlikle. Zaten Montella'nın iyi bir analiz ekibi var. Tabii. Ondan dolayı takım takıma yani maç maç bakmak daha doğru. Ben bu yeni transferlerden de özellikle Rakitski'yi değerlendirmek istiyorum. Çünkü Rakitski aslında yıldız futbolcu aldı Adana Demirspor. Yani önce Shakhtar sonra Zenit kariyeri var. Bir de iyi de futbolcu yani Ukrayna milli takımının da futbolcusu. Bir artısı bir de eksisi var Rakitski'nin. Eksisi malum savaştan dolayı ayağına 8-9 aydır top değmediği için o şeyi ezberi kaybetmiş. Yani pozisyon almakta zorlanıyor. Bir de benim gördüğüm kadarıyla sanırım onunla kilo fazlası var. Çünkü o da hantal kaldı. Yani çoğu zaman. Aslında o kadar pozisyon vermemizin bir sebebi de bu. Artısı da çok yüzlü paslar atıyor. Bunu var ya yani önümüzdeki haftalarda muazzam bir şey olur yani. Yani taraftarın çok sevineceği, çok seveceği bir futbolcu olur yani. Kesinlikle. Bu şekilde devam eder. Asist sayısını yani iyi bir dereceye getirebilir yani attığı uzun toplarla. Peki ligin ilk haftasını şöyle bir genel değerlendirme yapacak olursak, 3 büyükler, 4 büyükler üzerinden ne düşünüyorsun? Dün akşam Fenerbahçe de maç yaptı, 3-3 berabere kaldı. Yani son maçlar Fenerbahçe yaptı diyeyim. Genel bir değerlendirme yaparsan? Yani zorlansa da 4 büyük takım, yine de kendi yani hepsi de zorlanıyor. Yani Fenerbahçe son anda beraberliği yakaladı. Galatasaray ile Beşiktaş son anda galibiyeti yakaladı. Yani eski yani alıştığımız lig başlangıçları hiçbirini yapamadılar. Trabzonspor rahat kazandığı gibi görünüyor. Ama işte bu senenin böyle başlangıcının sebebi de hem alttan gelen takımlar hem de Anadolu takımlarımız eskisi gibi güçsüz değil. Evet, artık eskiden ben hatırlıyorum mesela. İşte Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş böyle bir 100-150 milyon dolarlık bir takım kurardı. O sene ligi domine ederdi. Şimdi baktığın zaman en kötü takımın mesela nispeten en kötü Anadolu takımının 20-25 milyon euro bütçesi var. Yani kadro değeri var. Dolayısıyla o makas da iyice daraldı. Ya kesinlikle. Yani şimdi mesela dünkü oynanan maç Ümraniyespor'un oynadı oynuyor. Kimse beklemiyordu doğrusu gününü. Bu arada bence Ümraniyespor bu senenin flash ekibi olabilir. Nasıl böyle bir önceki sene Hatayspor'du, geçmiş sene Adana Demirspor'umuzdu. Bu sene de Ümraniyespor olur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum yani çok can akıcı. Hücum hattı çok tehlikeli. Evet. Çok tehlikeli. Çok korkunç hücum hattı var. Kesin yani bir de gene birinci haftada damga vuranlar yani maçlardan sonraki de hakem hataları. Evet. Yine de bildiğimiz gibi bizim Türk hakemlerinin yaptığı hatalar. Onlar bayağı gündem oldu. Özellikle dünkü oynanan Fenerbahçe maçında Yaşar Kemaloğlu, Galatasaray maçındaki hakem, sonra Beşiktaş maçındaki Ümit Öztürk. Genel hakemlerin performanslarından ne düşünüyorsun? Abi biz istiyoruz ki yani hakemlerin konuşulmadığı bir maç olsun, maçlar olsun, hakemlerin konuşulmadığı sezonlar olsun. Yani bakıyorsun Premier Lig maçlarını izliyorsun, harbiden diyorsun ya ne maç yönetiyorlar ya, ya ne futbolcular var ya. Yani böyle resmen ekrana ekmek banıyorsun. Biz istiyoruz ki yani Türkiye'de de, yani Türk sporu da böyle biraz beli düzelsin, bir tık yukarı çıksın. Ama gerçekten yani her hafta hakemleri konuşuyoruz. Her hafta, yani daha iki haftadan başladı mesela bazı şeyler, kayırmacalar. İşte doğramacalar, ufak ufak, zemin hazırlanıyor yani, şey yapılıyor.
Geçen sene mesela Beşiktaş maçında Adana Demirspor'a yapılanları gördük, örnek veriyorum. Bir sürü öyle örnek var. Artık yapılmasın yani, konuşulmasın. Yani futbolun konuşulduğu bir sezon olsun, futbolun konuşulduğu bir futbol olsun. Türk futbolu sadece futbolla konuşulsun yani. Futbolcu değerlendirilsin, örnek veriyorum. İşte takım değerlendirilsin, hoca değerlendirilsin. Ama hakem konuşulmasın yani. Kesinlikle, özellikle hakemlerin elinde var gibi bir nimet var. Onların onu da iyi kullanmaları gerekiyor. Kararsız kaldı. Daha kötü kullanıyorlar yani. Aynen ya, oradaki şeyi de vardı da, var hakemler galiba bu sene değişti yanlış değilsen. Orta hakemler, maçı yönetenler varın başına geçemeyecekler diye biliyorum. Bu daha iyi oldu çünkü o orta hakemdeki yani orta hakemin kararına saygı göstermeden direkt çağırıyor. Ya da orta hakem varın dediğine katılmıyor, gitmiyor varan. Öyle bir pozisyondan çok açık. Abi ben ortasını, berisini, köşesini, varını, marını bilmem. Gerekirse ithal hakem getireceksin. Gerekirse ithal hakem getireceksin. Gideceksin Premier Lig'den, hakemlerle anlaşacaksın. Veya İspanya Ligi'nden, La Liga'dan, işte Serie A'dan vesaireden anlaşacaksın. En kötü git Japon getir ya. Daha adalet olur. Ya şurada Japon sosyal medya fenomeni daha adaletli şey. Bak hakem demiyorum, ben sosyal medya fenomeni bile daha adaletli maç yönetir. En kötü git onu getir, anlatabiliyor muyum? Ama artık şunu, bir şeylerin düzelmesi lazım. Görelim artık, bir şeyler düzelsin. Kesinlikle abi. Gelecek haftaki Sivasspor'un maçından düşüncelerin neler abi? Valla Sivas zorlu bir rakip. Nispeten Giresunspor'a göre daha zorlu bir rakip. Çünkü Sivas uzun yıllardır, benim hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla söylüyorum, sürekli böyle orta sıralar ve bir tık daha böyle yukarıya oynayan bir takım. Yani işte ilk beşi zorlayan bir takım. Hep öyle oldu yani. Ben Sivas'ı hep öyle hatırlıyorum. Yani Demirspor'u da zorlayacak. Zaten Demirspor bu oyunu leşi çok zor. Yani hani yenilmek dahil istemiyorum ama yenilebiliriz. Ama bu oyunla. O yüzden hocanın ve ekibinin çok iyi çalışması gerekiyor. Çünkü Sivasspor, Giresunspor gibi bir takım değil. Çok daha usta ayakları var yani. Onların atamadığını, hani onların atamadığını, dönüşünde senin attığını onlar atarlar. Sen atamazsın. Yani dönüşe şeyin kalmaz yani. Kesinlikle. Ben Adana Demirspor'da yani oyuncu profillerine baktığımız zaman Sivasspor'la aynı. Yani bizde mesela Onyekur var, orada Max Kreder var. Evet. Bizde Asobolonga, Balotelli tarzı oyuncular, orada Yatabari gibi tarzı oyuncular var. Yani onların oyuncuları, yani bizim şimdiki takımdaki performanslara göre daha iyi. Ama ben şey düşünüyorum, en kötü... Sivasspor bir de daha hızlı bir takım. Evet, en kötü beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani inşallah kazanırız. İnşallah bizim lehimize sonuçlanır ama senin dediğin gibi en kötü beraberlik olsun yani. Bir puan almak hiç puan almamaktan daha iyidir. Kesinlikle öyle abi. Peki abi, son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Umarım gelecek hafta Sivas Spor'u yeneriz. Evine puansız göndeririz. Bu hafta önümüzdeki ilk, özellikle ilk 10 haftayı kayıpsız ya da en kötü galibiyet 2-3 beraberlikle bitirirsek çok iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Onun için işte transfer gerekiyor. Yani eksik bölgelere eksiklerin anında alınıp takviye edilmesi ve bir an önce ısındırılması gerekiyor. Yani entegre edilmesi gerekiyor kadroya. İş yapabilmesi için. O da inşallah olur. Yani İnşallah. Muhtemelen Murat Başkan da kovalıyordur yani, Murat Başkan ve ekibi. Santrafor bakıyorlar, muhakkak transfer yapıyorlar. Kesinlikle boş durmuyor başkanın. Yani zaten başkanın adı oyuncuları, işte Montella'nın performansına bağlı. Aynen öyle. Ya Montella'yla ben kolay kolay iyi anlaşmayacak bir futbolcu bilmiyorum yani. Çünkü Montella güçlü bir figür. Yani yaşı genç nispeten diğer Kurt hocalara göre ama daha böyle abi figürü. Yani bir derde sıkıntın olduğunda gidip anlatabileceğin, sana yardımcı olabilecek bir hoca. Onun dışında da işte buranın patronu benim diyebilecek, o şeyi verebilecek, o dominantlıkta bir adam yani, o karakterde bir adam. Dolayısıyla dediğim gibi herkes işini yaparsa çok mutlu bir takım olur. Kesinlikle. İnşallah biz de önümüzdeki haftadan itibaren artık hakemleri konuşmayacağımız bir lige başlıyor oluruz. Sevgili Gazetle TV izleyenleri, bir oyun kurucu programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.